Günların her şeyi güzel. Günların bademinin, günların elmasının aroması, lezzeti farklı. Günların nohutu farklı. Toprağı bereketli. Ama her şeyi güzel de daha güzel olan bir şeyi var. Bu bölgenin emektar insanları, cefalı, vefalı, vatanını, milletini seven, zeki, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında, Gürler'i ve Türkiye'yi temsil eden, her biri en güzel okullarda okumuş, en zeki insanlar, en çalışkan insanlar, en yurtsever insanlar işte ayak bastığımız bu topraklardan, Gürler'den çıkıyor. Gürler'in önünde saygıyla eğiliyorum. Ve Gürler'i seviyoruz. Çalışanı, üreteni seviyoruz. Vatanını, milletini seveni biz daha çok seviyoruz. Önceki gün Kazan'da, TUSAŞ'ta bir terör saldırısı oldu. Terörü telin ediyorum. Nalet diyorum. Biz ülkemizde terör istemiyoruz. Kavga istemiyoruz. Ayrılık gayrılık istemiyoruz. İnsanları bölen siyasetçiler istemiyoruz. Biz birlik istiyoruz. Beraberlik istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Refah istiyoruz. Zenginlik istiyoruz. Halkın istediği bu. Bu ülke bizim. Yaşayacak başka bir ülkemiz yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun yanında mücadele eden dedelerimizin, ninelerimizin emekleriyle bu ülke var oldu. Var olmaya devam edeceğiz. Biz bu görevde olduğumuz sürece Mersin'de kardeşlik, dostluk, barış, bereket, bolluk hakim olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün buraya yine üretim için geldik. Siz üretin, çiftçilerimiz, üreticilerimiz, biz yanınızda olacağız. Biz belediyeyiz, güçlüyüz. Kaynaklarımız da güçlü. Çünkü çalışan bir milletimiz var. Sizlerin vergilerinden o paralar geliyor. Şu kamyonun üzerinde gördüğünüz damızlık, kıl keçilerinin parasını siz verdiniz. Belediye verdi ama sizin paranız aracılık ediyor. Doğru yere gitsin diye. Bu ülkenin her karış toprağında, bu ülkede çalışan, bu ülkeye vergi veren her yurttaşımın hakkı var. Çünkü alın teri var. Biz bunu adaletle dağıtacağız. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Ora bir devlet kurumudur. Orası milletin kurumudur. Orası milletin belediyesidir. Onurumuzdan, canımızdan, her şeyimizden öte sizlerin bize emanetidir. Şimdi günlerde böyle bir sorun yok. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Göreve geldiği günden bu yana kadar nezaketiyle geldi, tanıştı, kendini ifade etti, düşüncelerini aktardı. Düşüncelerimiz örtüşüyor. Biz siyasi parti ayrımı yapmadan daha önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde belediyelerimizle işbirliğine hazırız. 4,5 sene sonra 2029'da seçime gideriz. Herkes yine bir yarışın içerisine girer ama seçildikten sonra öyle senin partin benim partim yok. Toplamda bu yılla beraber 300 üreticimiz yararlandı. Bunun yarısı da Fatma bacım gibi kadın üretici. Bakın tıkır tıkır 5 yıldır işleyen bir proje. Proje böyle olur. Kaynak israfı olmaz. Ekonomiye katkı sunar. 20-25 bin hayvan popülasyonu Mersin'e kazandırıldı. Burada gördükleriniz damızlık hayvanlar. Kasaplık hayvanlar değil. Damızlık hayvan. Daha kaliteli ırklar olsun. Kıl keçisi, güney karaman, ivesi koyun. Bunların damızlığını dağıtıyoruz ve artık Mersin'de hayvancılık daha kaliteli ırk hayvanlarla yapılmış oluyor. Bu projenin böyle bir değeri var. Konar, Göçer dedin mi Toroslar, Neteklerinde,
Anamur'dan Tarsus'a kadar Mersin bölgesinde Yörük kardeşlerimiz, o Eli Nasırlı analarımız bu bölgelerde. Dediler ki su tankeri ihtiyacı oluyor. Bunun çalışmasını da bitirdik. 130 adet Kasım ayı gibi, en geç Aralık ayı gibi bunların dağıtımı da gerçekleştirilecek. Yüzde kaç hibeli olacak? %50 hibeli 3 tonluk su tankerleri bu sene için 130 adet üreticilerimize, konar göçerlerimize dağıtılmış olacak. Şimdiden onlara da hayırlı olsun. Buradan Gülnar'ın Ilısu'sundan su getirmeye uğraşıyoruz. Yani 2017'de başlayan bir proje. Tane tane anlatıyorum. İller Bankası'nın yürüttüğü bir proje. İhalesini onlar yapıyor. Her şey onların elinde. Belediyeye krediyi veriyor. Belediyeyi borçlandırıyor. Belediye onu sonra ödüyor. Şu ana kadar biz birinci etabını bitirdik. 18 kilometrelik ikinci etap kaldı. İller Bankası bize kredi veriyor ama biz hibe bulduk. Yalnız orada bir engel çıktı. Bizim bölgeyi afet bölgesi ilan etselerdi ya da genel hayata etkili afet bölgesi ilan etseydi hükümet, biz bu hibelerden faydalanacaktık. Pamukluk Barajı'na hibe bulduk, kullanamıyoruz. Çünkü Avrupa diyor ki ben bu parayı bedava vereceğim ama seni afet bölgesi ilan etsinler. 4 milyon euro, yani yaklaşık olarak 150 milyon lira bize hibe verdiler Gülnar Ilısu için. Şu anda kullanılmıyor. Bir iki ay içerisinde ihalesi biter. Bana dediler ki 4 ayda ikinci etabını bitireceğiz. Hadi bir ay daha koy. 3 ayda bu bürokratik prosedürleri koy. 8 ay sonra biz Gülnar'a suyu akıtacağız. Sözümüz sözdür. Yaz ayı girmeden Ilısu suyunu Gülnar'a akıtacağız. Hükümet yetkilileri de beni duyuyor. Artık diyorlar ki ya başkan çok emek ediyor. Bu adama engel çıkartmayalım. Yardımcı olalım da onun derdi Mersinlere hizmet etmek. 31 Mart'ta Mersin halkı zaten bunu sandıkta gösterdi diyor herkes. Amacımız hizmet etmek. Kimseyle yarışmak değil. Biz kendimizle yarışıyoruz, kendimizle. Daha fazla ne yapabiliriz? Sulama borusu desteğe devam edecek. Güneş enerji santrali kuran kooperatiflere %50 Büyükşehir Belediyesi destek verme kararı aldı. Geçtiğimiz mecliste de kabul edildi. Kurun güneş enerji santralini, %50'si bizden. 3 milyon harcadınız, 1,5 milyon lirayı biz vereceğiz. Biliyorsunuz seçim öncesi söz vermiştik. Ne dedi başkan? Seçimden önce verilen sözün arkasında olacak başkan. Başkan mert adam olacak. Özü sözü bir adam olacak. Vatandaşını kandırmayacak. Dediğini yapacak. Demiyorsa yapmayacak. Yapamayacağım diyecek. Yapamayacağını yapamayacağım diyecek. Ve halkın karşısına çıkmaya yüzü olacak. Gerçekten buraya geldim. Hava güzel, sizler güzelsiniz. İnsanlar bizi mutlu ediyor. Çalışan insanlar, üreten insanlar. Kalbinde işi, gücü, rızkı, evi, çoluğunun çocuğunun geleceği olan, aklında fikrinde, aklı şeytanlıkta olmayan, ülkesinin birliğini, beraberliğini düşünen, geleceğini düşünen, komşusunun, arkadaşının iyiliğini, güzelliğini düşünen, kalbinde yaşatan, insanlara sevgi saçan, saygı saçan, insan sayısını ne kadar toplumda çoğaltırsak, emin olun Türkiye'nin havası değişir. Önce bunu siyasetçilerde yapacağız. Önce bu hissiyatı taşıyan siyasetçileri seçeceğiz. Belediye başkanından meclis üyesine, milletvekiline, bakandan cumhurbaşkanına. Ülkemiz daha iyi olacak. Biz güçlü bir milletiz evvelallah. Biz çalışkan bir milletiz. Bizim mazimiz sağlam. Genetiğimiz sağlam. Kanımız temiz. Bizim vicdanımız temiz. Biz kendimize de güveniyoruz. Ülkemizin zenginliklerine, ülkemize de güveniyoruz. Her şey gönlümüzce olsun. Ürünümüz bereketli olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gülnar, tarım ve hayvancılık memleketi.
Ve şükürler olsun ki toprak yapımızdan, iklimimizden ne ekerseniz en güzeli yetişiyor. Ben adayken hangi sözü verdiysem o sözün peşinde bir insanım. Ben adayken diyordum ki seçimden sonra başkan olursak biz 1 Nisan'dan sonra bize oy versin vermesin tüm Gündarların belediye başkanı olacağız. Bize az oy vermiş, çok oy vermiş bakmadan tüm 50 köyümüzün belediye başkanı olacağız. Biz o yüzden bu sözün de peşindeyiz. O yüzden biz başkanımızla Gündar için yapılacak her türlü projenin etkinliğinde yanında ve içinde oluruz inşallah. Sağ olun, var olun. Tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz.